İsrail kara operasyonu için hazırlık yapıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant artık savaş zamanı diyerek Gazze'nin kuzey bölgesinin 24 saat içinde boşaltılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Cuma günü yaptığı açıklamada Gazze'nin tahliyesinin yıkıcı insani sonuçlar doğuracağını belirtti. Early this morning, Central European time. Bu sabah erken saatlerde Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Gazze'deki Emniyet ve Güvenlik Departmanı ekip liderleri, İsrail ordusundaki irtibat subayları tarafından Gazze'nin kuzeyindeki tüm nüfusun önümüzdeki 24 saat içinde Güney Gazze'ye taşınması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Bu yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiye tekabül ediyor. Aynı emir, Birleşmiş Milletler personeliyle okullar, sağlık merkezleri ve klinikler dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler tesislerinde barınanlar için de geçerli. Örgüt böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor. Birleşmiş Milletler zaten bir trajedi olan durumun felakete dönüşmesini engellemek amacıyla bu tür bir emrin iptal edilmesi için güçlü bir çağrıda bulunuyor. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey bölgesinin boşaltılma uyarısı sonrasında yüz binlerce Filistinli yaşadıkları yerleri terk etmeye başladı. Kimileri arabaları, kimileri el arabalarına yükledikleri eşyalarıyla güvenli bir yer arıyor. Tarık Mıraç de onlardan biri. Dışarıdayım çünkü Yahudiler bize saldırıyor ve tehdit ediyorlar. Araplar nerede? Müslümanlar nerede? Gazze'de neler olduğuna bir bakın. Bütün insanlar gidiyor. Yola bakın. Kuzeydeki tüm insanlar Refah'a, Beyt Hanun'a, Han Yunus'a gidiyor. Mısır'a gidiyorlar. Araplar nerede? Müslümanlar nerede? Mısır'daki kardeşlerimiz nerede? Ürdün'deki kardeşlerimiz nerede? Gazze'deki güvenlik duygusu nerede? Hamas'ın bize sunduğu şey bu mu? Hamas bize ne yaptı? Bize bir felaket getirdi. Araplar nerede? Tarık Mıraiş, İsrail'in yapılacak harekat öncesinde Gazze'nin kuzeyine broşürler attığını söylüyor. Bombardımandan, Yahudi tehditlerinden, herkesin burayı terk etmesi gerektiğini söyleyen bildiriler attılar. Bize bu bildirileri attılar. Yoksa bölgeyi içindeki insanlarla birlikte yok edeceklermiş. Kadınlar bu şekilde terörize edilmek için ne yaptı? Neyi yanlış yaptılar? Ülkelerinde susuz, elektriksiz, ilaçsız, yiyeceksiz kalmaları yanlış mı? Fırına bakın, kapalı. Yiyecek ekmek yok. Çocukların yiyeceği ekmek yok. İsrail, Hamas'ın yoğun olduğu Gazze'nin kuzey bölgesinden sivil halkı ayırmak istiyor. Filistinliler İsrail'den gelen bombalara alışık ama Arap dünyasının sessiz kalmasına da tepkilerini her geçen gün daha fazla gösteriyor.